Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz karpuz patik nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Kanalımda daha önce karpuz model patiğin yapımını paylaşmıştım. Fakat bu bakın altı tabanlı bir model. Modeli biraz geliştirdim ve daha rahat, daha kullanışlı bir hale geldi. Yapımı oldukça kolay. Ayakta çok güzel, çok şık duran rahat bir model. Şimdi benim vereceğim sayılarda yaparsanız 37, 38, 39 numara ayaklara uygun olacaktır. Zaten haroşa örgü olduğu için bakın rahatlıkla esneyip her ayağa rahatlıkla uyabilecek sayılar bunlar. Şimdi patiğimizi yaparken iki renkli ip kullandım. Bu şekilde. Renk kodunu da hemen lila oranın kağıdı yok. O da şöyle tatlı bir lila rengi. Ve 3 numara şişler kullanıyorum. Bir makasa, bir de dikebilmek için yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım ve patiğimizi yapmaya hep birlikte başlayalım. Şimdi öncelikle koyu renk ipimle lilayı kenara alıyorum. Koyu renk ipimle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Patiğimizin şuradan arka tarafından örmeye başlıyoruz. Bunun için önce ilmeklerimizi atalım şişimize. Şişime toplam 18 tane ilmek atıyorum. Şöyle biraz da uzunca bırakalım. Arka kısmını dikmek için kullanırız. Şişime 18 tane ilmeğimi atarak patiğime başlıyorum. İki, dört, altı, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi ve on sekiz. Şişime toplam 18 tane ilmeğimi attım. Şimdi örmeye başlayalım. Ben boynumda örüyorum örgülerimi. Şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Ve hemen bir sonraki ilmekten itibaren ters olarak örmeye başladım. Haroşa örgü yapıyoruz. Ben haroşa örgüyü örgünün her iki tarafında da ters olarak örüyorum. Örgümüzün her iki tarafında düz örgü ördüğümüzde de yine haroşa örgü elde ederiz. Eliniz nasıl alışıksa o şekilde örebilirsiniz. Bakın bu şekilde ters örgü olarak sıramı devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters örmeye devam edelim. Son ilmeğe geldiğimizde onu da düz olarak örelim ki örgümüzün kenarı düzgün yürüsün. Hemen şurada göstereyim. Bakın patiğimizin kenarı bu şekilde düzgün bir şekilde ilerliyor ve daha güzel şık duruyor. Şimdi son ilmeği düz olarak ördüm. Yeni sıraya başlarken de ilk ilmeği örmeden alarak sıraya başlıyorum. Ve yine devamındaki ilmekleri ters örmeye devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar ters örmeye devam ettim. Son kenar ilmeğimi yine düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bir kez gidip geldiğimizde bir sıra haroşa sırası elde etmiş olduk. Şöyle netlesin, netlemiyor. Burayı netledi sanırım. Bakın bir sıra haroşa sıramızı oluşturduk. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım ve yine ters olarak örüyorum. İkinci haroşa sıramıza başladık şimdi. Yine son ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Son ilmeğe geldiğimde de düz örüp sırayı tamamlayalım. Bakın ikinci haroşa sıramız da bu şekilde oluştu. Şimdi hem ön yüzde hem de arka yüzde ters örmeye devam edelim. Patiğimizin yan kısmını örelim. Devamında tekrar görüşelim.
Şimdi bakın attığım 18 ilmeği 29 sıra boyunca örmeye devam ettim. Şuradan alttan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. En son 29. sırayı batiğin ön yüzünden örerek geldim. Şimdi ölçmek de gerekirse, ölçü vermem gerekirse, çünkü herkesin örgüsü farklılık gösterebilir. 12 santim boyunca aynı renkle örmeye devam ettim. Şimdi artık bu aşamadayken örgümüzün arka tarafını çeviriyoruz ve lila renk ipimi örgümün kenarından bağlıyorum. Artık patiğimizin yan kısmını tamamladık. Şimdi ortadaki çizgili olan kısımdayız. Örgümün kenarından ikinci renk ipimi bağlıyorum. Örgümün kenarına kadar çekiyorum. Renk değişimlerini patiğin arka yüzündeyken yapıyoruz. Burası patiğimizin arka yüzünü oluşturacak. İlk kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. İkinci ilmeği ters olarak ördüm. Aynı zamanda bu bağladığım ipi de örgümün içinde gizleyerek örüyorum. Bakın bu şekilde atlattım ve yine ters ördüm. Yine ipimi atlatıyorum ve ters örüyorum. Birkaç tur bu şekilde ipimizi yürüttükten sonra kalan ilmekleri yine ters örmeye devam ediyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Renk geçişimizi yapmış olduk. Şimdi çevirdim. Patiğimizin ön yüzüne geçtik. Patiğimizin ön yüzünde iken ilk kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başlıyorum ve bu sefer ilmeklerimi düz örüyorum. Lila renkte ön yüzde düz olarak örüyoruz. Şuradan bahsediyorum. Pardon. Örgümüzün arka tarafında ters, ön yüzünde ise düz olarak örelim lila rengimizi. Yine son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın ilk sıra tamamlandı. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Ve örgümün arkasında ikinci ters sıramı da örüyorum. İki sıra arka yüzde ters, iki sıra ön yüzde de düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüze geldiğimizde yine ilmekleri düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi alalım. Ve sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. İlk lila sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arka tarafa geldiğimizde renk değişimi yapalım. Bakın ilk lila sıramız tamamlandı. Düz örgü ile. Şimdi arka tarafa geldiğimizde tekrar koyu renk ipimize geçiş yapıyoruz. Rengimi değiştirdim. Şimdi yine ilk başlarken kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başlıyorum. Ve ikinci ilmekten itibaren ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine örgümüzün arka tarafındayken yaptık renk değişimini. Son kenar ilmeğime kadar ters örüp kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Renk geçişimizi yapmış olduk. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bakın burada
Lilalar düz olarak örülüyor. Koyu renk ipimizle örgünün her iki yönünde de ters örüyoruz. Hemen birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım ve ilmeklerimi patiğimin ön yüzünde iken ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğime kadar ters örmeye devam ediyorum. Son kenar ilmeğime geldiğimde onu yine düz örerek sıramı tamamlıyorum. İlk sıramız oluştu. Şimdi tekrar arka tarafa geçip kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm, tamamladım. Şimdi bakın ön yüze geldim. Ön yüzde de bir sıra daha ters olarak örüyoruz. Son kenar ilmeğimi yine düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bir lila sıramız, bir de petrol mavisiyle sıramızı tamamladım. Şimdi bu şekilde bir sıra ondan, bir sıra ondan olarak örmeye devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de haroşaların sırası olana kadar patiğimizi örmeye devam edelim. Devamında tekrar görüşelim. Bakın patiğimin çizgili kısmını da bu şekilde örmeye devam ettim. Birlikte sayalım. Şu lila olan kısmı sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sefer lila renk ile düz örgü yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seferde lacivert ipimizle haroşa çizgileri oluşturdum. Şimdi artık bu aşamada iken patiğimizin arkasında tekrar lacivert ipe geçiyoruz. Çizgili kısmı bitirdik. Şimdi tekrar haroşa olan kısımdan örmeye devam ediyoruz. Öncelikle renk geçişimizi yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Ters örmeye devam ediyorum. Artık örgümüzün hem arkasında hem önünde ters olarak örüyoruz. Çizgili kısmı bitirdik şu anda. Son kenar ilmeğimi de düz örerek tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi bu tarafta yaptığımız gibi sadece haroşa olarak lacivert ipimizle örmeye devam ediyoruz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örmeye devam edelim. Kenar ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Şimdi burada artık lila renk ipimi kesiyorum. İpimizi de buraya sabitleyelim. Tığ yardımı ile ipimi buraya düğümlüyorum. Ki açılma yapmasın. Birkaç turda örgümün içinde gizliyorum. Şimdi artık patiğimizin ilk başlangıç kısmında yaptığımız gibi hem arka yüzde hem de ön yüzde lacivert ipimle ters örmeye devam edeceğim. Devamında tekrar görüşelim. Şimdi burada yaptığımız çizgili sıralardan sonra haroşa örmeye başlamıştık tekrar gördüğünüz gibi. Ve 28 sıra olana kadar örmeye devam ettim.
En son lila çizgiden sonra 28 sıra haraşo sırasını ördüm. Şimdi 29. sırayı örerken aynı zamanda ilmeklerimizi de kapatıyoruz. Kapatma işlemini de bakın. 2 ilmeği birlikte şişime alıyorum ve birlikte ters olarak örüyorum. Sağ şişimde kalan ilmeği tekrar sol şişimin üzerine bıraktım ve yine yanındaki ilmekle birlikte ters olarak topladım. İlmeğimi sol şişime alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte ters olarak örüyorum. Şişimde son bir ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi toplamaya devam ediyorum. Son kez 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Hemen patiğimizin son durumuna bir bakalım. Şimdi artık ilmeklerimizi de topladık. Patiğimizin taban kısmını yapmak için şimdi buradan ilmeklerimizi çıkartmaya başlıyoruz. Ben daha geniş olduğu için size daha rahat anlatabilmek için misinalı şiş tercih ettim. Ama sizler normal ördüğünüz şişlerle de örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle sayıları söyleyeyim. Buradan 29 sırayda 29 ilmek çıkartıyoruz. 29 ilmek de patiğin diğer tarafından. Çizgili kısımdan da toplam 26 ilmek çıkartıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Bakın ilk ilmeğim sıranın başında zaten. Bir sonraki haroşa sırasını üstünden ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Her sıranın başından bir ilmek. Bir sonraki sırada her haroşa sırasının başına gelen ilmek boşluğundan ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Aynı işlemi yapmaya devam ederek patiğimizin diğer ucuna kadar ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. İlmeklerimi çıkarmaya devam ettim. Toplam şişimde 84 tane ilmeğim oldu. Ne demiştik? 29 ilmek buradan, 26 ilmek çizgili kısımdan, tekrar 29 ilmek de diğer baştan. Toplam 84 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi çeviriyoruz. Patiğimizin arka tarafına geçip çıkardığımız ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. Patiğimin arka yüzündeyim ve ilmeklerimi ters olarak örüp sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Bakın patiğimin arka kısmında bütün ilmeklerimi ters örerek geldim sıramın sonuna kadar. Yine son kenar ilmeğimi düz örerek sırayı tamamladım. Şimdi çeviriyoruz. Şöyle bakalım. Patiğimizin ön yüzünde iken de yine bir sıra boyunca ilmeklerimizi ters örmeye devam edelim tekrar. İlk kenar ilmeğimi alıyorum ve devamındaki ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir sıra arka yüzde, bir sıra da ön yüzde ters olarak ördükten sonra patiğimizin taban kısmını yapmaya birlikte başlayalım. Bakın ön yüzde de yine haroşa sırasını örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra dediğim gibi arka tarafa geçtiğimizde patiğin tabanını yapmaya başlıyoruz.
Bakın patiğimin taban kısmını bu şekilde örmeye devam ettim. Buradan başlamıştık eksiltmeye. Her sıranın başında eksiltme yaparak bu aşamaya kadar geldim. Her iki başta da beşer tane ilmeğim kaldı. Bakın bu boşluklardan sonrasından bahsediyorum. 5 ilmek burada, 5 ilmek de diğer tarafta kaldı. En son eksiltmemi burada yaptım ve şimdi buradan geri dönüyorum. Artık patiğimizin, şurada da göstereyim. Bakın şurada topuk kısmının ayağı daha düzgün oturması için yaptığım işlemi hemen kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Yine ilk ilmeği örmeden alarak başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdiye kadar olan sıralarda 9 ilmeği örüyorduk. 10. ilmekle yandaki ilmeği birlikte topluyorduk. Şimdi artık bu aşamadan sonra 8 ilmeği ördüm. Buradan taban kısmından 2 ilmek alıyorum. Yanına da yan tarafta bıraktığım 5 ilmekten 1 ilmek alıp üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Bu aşamadan sonra hem patiğimizin taban kısmını hem de yan kısımlarını eksiltmiş oluyoruz. Geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 7. Bir tane ilmek eksildiği için 7 ilmeği ördüm. 8 ve 9. ilmeği yine ikisini birlikte ve yandaki 5 ilmekten de 1 ilmek aldım. Bu 3 ilmeği birlikte ters olarak topladım. Şimdi yine buradan geriye döndüm. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek ördüm. 7 8 ilmeği ve yandaki 1 ilmeği de alıp üçünü birlikte topladım. Hem orta kısım eksiliyor hem de yanlar. Tekrar geriye döndüm. 1 2 3 4 5. Bakın eksilmeye devam ediyor. 5 ilmeği ördükten sonra burada kalan ayrımdan önceki 2 ilmeği alıyorum. Bir de yan taraftan ilmek ilave edip üçünü birlikte ters olarak topluyorum. Döndüm. 1 2 3 4. 4 ilmeği ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir de yan taraftan ilmek aldım ve ters olarak topladım. Tekrar geriye döndüm. 1 2 3. 3 ilmek ördüm. Burada 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği aldım. Bir de yandan ilmek. Üçünü birlikte yine ters. Döndüm. 1 2 ilmek ördüm. Bakın 2 ilmeğimi alıyorum. Yanına da yandan 1 ilmek ve üçünü ters. Tekrar geriye döndüm. 3 tane ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeği aldım. Bu 2 ilmeği yandan da 1 ilmek ilave edip birlikte ters ördüm. Geriye döndüm. Bakın artık burada sadece orta kısımda 2 tane ilmeğim kaldı. O 2 ilmeği ve yandaki kalan tek ilmeği de alıp birlikte ters örüyorum. Şu anda 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de birlikte ters örerek tamamlıyorum. Şimdi bu aşamada ipimizi şöyle biraz uzunca keselim. Ve bu son kalan ilmeğin içinden kestiğimiz ipi de çekerek buraya sabitleyelim. Patiğimizin topuk kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Burada topuk kısmında biraz uzun bıraktığım ipi iğneme taktım. Patiğimizin görüntüsü bu şekilde son aşamada. Şimdi burasını, arka tarafını, son bitirdiğimiz yer, burayı önce dikiyoruz. Şöyle karşılıklı getirip burasını dikelim.
Dikişi isterseniz örgünüzün arka tarafından, isterseniz de benim yaptığım gibi ön taraftan yapabilirsiniz. Eliniz nasıl alışıksa. Bir üst sıraya batmışım. Bir bu taraftan iğnemle batıyorum. Bir de örgünün karşı tarafında. Bu şekilde patiğimin arkasını dikiyorum hemen. Patiğin arka tarafını da diktik. Şimdi ön tarafını toplama sırası geldi. İğneme yine ipimi taktım. Bakın şimdi. Şu öndeki çizgili kısma dikiş yapıyoruz. Tam buradaki lacivertlerin bittiği yerden iğnemle iç taraftan önce dışarıya doğru şöyle netlesin. Şunu alalım. İğnemle dışarıya çıkıyorum buradan. İpimin ucunu bağlamadım. Sonuna kadar çekmiyorum. Lila kısmın sonundan içeriye batıyorum. Lacivert kısımdan da dışarıya çıkartıyorum. Lila sıranın sonundan içeriye doğru battım. Lacivert sıranın başından da dışarıya. Ve ipimi yine çekiyorum. Lila sıraların üstünden batıyoruz. Lacivert ilmeklerin de altından geçiyoruz. Son yere geldiğimde de bakın son lila sırasının üstünden buradan içeriye iğnemle battım ve ipimi çektim. İpimin ucu burada duruyor. Onu düğümlememiştim zaten. Teğer yapıyormuş gibi bu şekilde diktikten sonra ipin her iki ucundan bakın bu şekilde çekerek şöyle yapalım net görünsün. İpin her iki ucunu çekiyorum ve buraya düğümlüyorum. Şöyle sıkıca ilk düğümümü atıyorum. Patiğimizin ön kısmı da burada oluşuyor. Şimdi daha sağlam olması için şu lacivert sıralardan net görünüyor sanırım. Lacivert sıraların başından yine iğnemle bir kez daha geçiyorum. Ve yine hafifçe çekerek birleştirdim ve buraya düğümümü atıyorum. Hemen patiğimizi bir manken ayağı giydirip görelim nasıl olduğunu. Bakın patiğimi manken ayağı giydirdim. İsterseniz bu şekilde sade olarak da bırakabilirsiniz. Ya da ben diğerinde bakın küçük bir inci düğme ile süsledim. Şu ortasına diktim. Sizler de düğme dikebilirsiniz ya da boşta bırakabilirsiniz. Hemen bir düğme alalım. Sanırım şu düğmedendi o. Bakın bir düğme ile patiğimizi bu şekilde süsleyebiliriz. Düğmemi düşürdüm. Tekrar başka bir düğme alıyorum. Düğmenin deliği biraz büyük olursa iğnenin geçmesi daha rahat olacaktır. Bakın buradan öncelikle ipimizi şuraya orta kısma alalım. Şu iki uca da birer tane iğne taktım ben. Bakın şimdi önce bir iğneyi bu şekilde düğme dikeceğim yere doğru dışarıya çıkartıyorum.
Devamında da yine burada arkada kalan ipimi iğne yardımıyla onu da şöyle patiğin orta kısmına çıkardım. Şimdi düğmenin önce bir tarafından buraya sabitliyorum. Tek iple de dikebilirsiniz ya da bu şekilde iki ipi de hem arkaya almış oluyoruz. Bakın bir kez geçtim. Şimdi diğer iğnemle de tam aksi yönünde ipimi geçirdim. Düğmem iyice buraya sıkılayıp iplerimi bağlıyorum. Buraya küçük inci boncuklar da dikebilirsiniz. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi bu fazlalık ipleri de kestikten sonra örgümün içinde gizliyorum birkaç kez. İçeriye doğru alıyorum. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.